Allah'ın izniyle ve biz de hayatta kalacağız. Öyle umuyoruz. Bakın, daha ikinci, üçüncü denememde bu iş gerçekleşti bile. Bisiklet Yolu kanalından herkese selamlar, sevgiler, merhabalar arkadaşlar. Sizi trekking yapmaya çıkardım, doğada yürüyüş yapmaya çıkardım diyebiliriz. Aslında öyle değil tabii ki. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bugün ne yapıyoruz? Bugün hayatta kalma bilekliği, yani Survivor bilekliği nasıl kullanacağız? Bu bileklikle hayatta kalınır mı? Onu konuşacağız. Bu bileklikle ateş yakılır mı? Ondan bahsedeceğiz. Bu arada çayımı da aldım. Keyif yapa yapa video çekeceğim. Bu video öyle bir video olacak. Survivor bileklik ya da hayatta kalma bilekliği nasıl çalışır? Evet arkadaşlar, öncelikle kendi bilekliğimden bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu ortada bir termometresi var. Küçük bir pusulası var. Paracord bilekliğimizin yine bileklik kısmındaki ipleri var. Işığı biraz daha iyi bir yere geçip bilekliği çıkartıp çayı da uygun bir yere koyup o şekilde tanıtmaya devam edeceğim. Evet, taşlı bir yoldayım. Yürümesi biraz zor. Evet, Survivor bileklikle ya da hayatta kalma bilekliğiyle nasıl hayatta kalınır? Aslına bakarsanız kullanışlı bir ürün. Kamp yaparken ya da ıssız bölgelere tek başına seyahat ederken ya da grupla seyahat ederken bileğinizde olmasının hiçbir sakıncası, hiçbir yükü yok arkadaşlar. Zaten hafif bir bileklik. Birçok şekilde taşıması kolay. İsterseniz bileğinize takabilirsiniz. İsterseniz efendime söyleyeyim, çantanıza koyabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bunu taşımanın hiçbir zorluğu yok. Bu arada hayatta kalma bilekliğini tanıtırken yerde bir çakmak gördük. Bakın, bileklik şimdiden işe yaradı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani bilekliği tanıtırken bile hayat kurtarıyor. O kadar işe yarayan bir ürün. Valla ıssızlığın ortasındayım. Sahibi çıkmaz herhalde. Şöyle cebime koyuyorum ben bunu. Sahibi izliyorsa bu videoyu hakkını helal etsin. Çayımdan da şöyle bir yudum alıyorum. Evet, sonra çayımı şöyle şuraya bir bırakayım. Yosunun üstüne. Arkadaşlar, hayatta kalma bilekliği tam olarak bundan oluşuyor. Bakın, şu kısmı termometre. Şu an düzgün çalıştığını niyeyse düşünmüyorum. Zaten havanın sıcaklığını resmi olarak bilmenizin de size bir faydası olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani üşüyorsanız soğuk, terliyorsanız sıcaktır. Bu kadar basit. Vücudunuz onu anlayabilecek kadar zeki diye tahmin ediyorum. Ama pusula gerçekten de doğru çalışıyor. Doğru çalıştığını daha önceden de test etmiştim. Devamında neler var? Devamında bakın, şuralarında bıçaklar var. Uzun süredir kullanmadığım için çıkarması biraz zor oluyordu ama çıkardım. Bakın, burada bir meşrubat açacağı olabilir. Yine konserve açabilirsiniz. Şurada tırtıklı bir testere var. Zor koşullarda bir şey kesmek isterseniz. Yine dört köşesi tornavida görevi yapabiliyor arkadaşlar. Şu şekilde vidaları açıp sıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu yerine koyduk. Burada yine bir testere var. Bakın, çok ayağımı bir şey ısırdı. Var ya, artık karınca mıydı, başka bir şey miydi bilmiyorum. Arkadaşlar, doğanın ortasındayım. Yani şu an beni her şey ısırıyor olabilir. Biraz canım acıdı, kusura bakmayın. Evet, testereyi de gördüğünüz gibi buradan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta testereyi kullanmak için çıkarmanıza bile gerek yok bileklikten. Çok şaşıracaksınız. Beni çok şaşırtmıştı açıkçası. Bakın, şuralarda pamuk. Şu gözde pamuk. Bu ateş başlatırken etrafınızda eğer tutuşturacak bir şey yoksa gerçekten de çok faydalı olacak. İnanmayacaksınız ama ben bunu açıp, şu poşeti açıp içinde ne var diye baktığımda 3 tane olta iğnesi, tahminime göre de böyle bir 10 metrelik falan bir ince misine var. Bu da böyle şu akarsuyu, küçük akarsuyu görüyorsunuz. Şöyle bir zoom yapayım. Evet. Ben tekrardan eski pozisyona getireyim kamerayı. Bu akarsularda bildiğiniz gibi canlılar yaşıyor, balıklar yaşıyor. O balıkları avlayabilmeniz için gerçekten de
size bir hayatta kalma fırsatı sunabilir. Bu arada ben bu akarsuda balık tuttum arkadaşlar. O videoyu da izlemek istiyorsanız hemen yukarıya bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Ve bu bilekliğin en önemli özelliğine geldi sıra. Az önce şu testere dediğim kısım yok mu? Bilekliğin şu ortasındaki magnezyum çubuğuna sürterek bakın ateş çıkarabiliyor. Ters taraftan sürtelim. Evet, normal bir magnezyum çubuğuna göre çok kullanışlı değil. Yine magnezyum çubuğuyla ateş yakma videomuz vardı hatırlayacağınız gibi. Orada kullandığım bir magnezyum çubuğu vardı. O magnezyum çubuğu kadar kullanışlı bir magnezyum çubuğu değil. Çünkü küçük, kullanması da biraz dar bir alanda olduğu için açıkçası sıkıntılı. Videoya yürüyerek devam etmek istiyorum. Evet, bu bileklik hobi olarak taşıyabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek için taşıyabilirsiniz. Ama gerçekten de riskli bölgelere gidiyorsanız ve takı, aksesuar takmayı da seviyorsanız bence kolunuzda, bileğinizde olması gereken bir ürün. Sene oldu 2024. Hala popüler mi bu bileklik bilmiyorum ama ben 2016-2017 yıllarında Çin'den almıştım. AliExpress'ten almıştım bu bilekliği. Ama yerli satıcılarda da olduğunu biliyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar bu bilekliği test etmeye. Bu bileklikle balık avlamaya çalışmayacağız tabii ki. Ama onun yerine ne yapacağız? Onun yerine ateş yakmaya çalışacağız. Hadi bakalım, video başlasın. Evet, geçen ateş yakma videosunda izlemişsinizdir. Ateşi başlatmak için bu artık samanlaşmış otları kullandım. Yine çok büyük bir ateş yakmayacağım. Çok fazla vaktim yok açıkçası. Bilekliğin işe yarayıp yaramadığını ispatlamaya çalışacağım sadece. Onun için çok çok hafif bir kıvılcım yakalarsam da bileklik görevini yapmış olacak benim için. O yüzden yanımda biraz pamuk getirdim. Biraz bu kuru otlardan yararlanacağım. Biraz bu yere düşmüş kuru yaprakları kullanacağım. Evet, bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Zaten yanımızda pamuk da getirdiğimizi söylemiştik. Şöyle suyun kenarına bir yerde gidip ateşimizi yakalım. Zaten çok büyük bir ateşle yakmayacağımız için öyle tehlikeli bir durumda ortaya çıkmayacaktır. Evet, hem yürüyorum, hem konuşuyorum, hem video çekiyorum. Evet, hadi bakalım. Şöyle yapalım. Bilekliğimizi de şöyle koyalım. Yanımızda pamuk getirmiştik. Onu da şöyle koyalım. Şimdi diyeceksiniz ki doğada pamuğu nerede bulalım arkadaşlar? Doğada pamuğu bulamazsanız böyle bir durumda pamuk eninde sonunda sizi bulacaktır. Ne demek istediğimi bilmem, anlatabildim mi? Ama zaten şaka bir yana, pamuk zaten bilekliğin şu kısmında vardı arkadaşlar, hatırlarsanız. Ben oradakini kullanmamak için yanımda daha büyük bir pamuk getirdim. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi kamera açısını da şöyle bir ayarlayalım. Evet, bir şey kaçırmayalım. Evet, şimdi sürtmeye başlayalım. Sürttüğünüz zaman buradaki çubuktaki kıvılcımlar pamuğun üstüne düşecek Allah'ın izniyle ve biz de hayatta kalacağız. Öyle umuyoruz. Bakın, daha ikinci, üçüncü denememde bu iş gerçekleşti bile. İnanın bu kadar kolay olacağını ben de tahmin etmiyordum. Yani bileklik küçük olduğu için daha bir uğraştırır diye düşünüyordum açıkçası. Evet, yanınızda biraz daha kuru odunla bu alevi besleyebilmeniz de mümkündü tabii ki. Evet. Evet arkadaşlar,
Hayatta kalma bilekliği, survivor bilekliği işe yaradı mı, yaramadı mı? Yarar mı, yaramaz mı? Bunun kararını artık siz verin. Ben kesinlikle ve kesinlikle işe yarayacağına eminim. Ama sizin de fikrinizi merak ediyorum tabii ki. Zaten video başlar başlamaz gördüğünüz gibi işe yaramıştı. Yanınızda böyle bir çakmak almayı unuttuysanız ve bileğinizde bu bileklik varsa hayatta kalma şansınız zor durumlar için tabii ki mümkün. Evet, bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Şimdilik bu seferlik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalda bir sürü kamp videosu var. Kanalda bir sürü balık avı videosu var, bisiklet videosu var, kampçılık videosu var. Böyle doğada çekilmiş onlarca, yüzlerce videom var. Eğer ilginizi çekiyorsa lütfen bir tıklayın. Eğer bu kardeşinizi, bu abinizi de sevdiyseniz lütfen kanala abone olun. O güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin ki videolarımı izlediğinizi bileyim. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bay bay.